21-27 Haziran haftası değerli yay burçları, nasılsınız? Hemen haritanızı açıyorum. Yani maddi konular, para kaynaklarınızla ilgili ciddi sıkıntılar ön planda ve bunları nasıl çıkartabilirim, hayatımda nasıl toparlanabilirim dediğimiz bir haftaya giriş. Aslında kendi yeteneklerinizin farkına varsanız, kendi sisteminizi kursanız çok güzel kazançlar elde edebilir ama o cesaret ya da o imkan olmadığı için ciddi anlamda kafanızda ne yapabilirim, nasıl bir yol alabilirim düşünceleriniz var. O yüzden bütçe toparlamaya, kendi işinizi kurmak isteyen yay burçları için, evet aileden alacağınız destek ya da ortaklı yapacağınız iş size çok güzel bütçeyle ve güzel düzenlemeyle yeni bir iş kapınız ve yeni oluşumunuz size hayırlı olacak gözüküyor. İdeal döneminiz başladı. Yani özellikle hayatınızda bir takım eksik olduğunu hissettiğiniz, başarısızım diyorsanız başarma döneminiz. Benim iş kapılarım hep bir aksilik yaşıyor ve mutsuz oluyorum diyorsanız buranın iyileşme noktası. Ama şöyle bir şey var. Sizde geçici travmalar var. Yani mesela 2 hafta çok iyiyse, 3. hafta ben bir kafamı dağıtayım, kendimi yeni bir şeylere yaratayım deyip kendi alanınızdan daralıyorsunuz. Bence biraz daha otorite konularınızla alakalı, biraz daha sistemler zorlayabilir ve bunlar sizi yorucu kılabilir, o yüzden sıkılabilirsiniz. Bence yeni iş kapısı, yeni oluşturacağınız ortaklı işler size çok büyük kazanç sağlayacak. İşsizseniz bile bu dönem, bu iş kapınızla alakalı sorunların bittiği bir dönem olacak. Mesela büyük otorite figürlü insanlar, bürokrat ya da bir büyük takım işlerinde zorlanma yaşıyorsanız bunlarla ilgili kapılarınız aydınlanacak. Buradaki sorunlar çözülecek. Yeriniz daha net bir şekilde hayatınıza geçmiş olacak. Hakim, savcı ya da valiyseniz bile ya da valilik yolunda bir süreç ya da hakim ya da savcı olacaksınız. Bu kapılarınızla ilgili gayet büyük aydınlanmalar, büyük destekler size fırsatlar yaratacak gözüküyor. Bu ara neye dikkat etmeniz lazım biliyor musunuz? Çok kendinizi dış dünyaya atmak istiyorsunuz ya, iç dünyam artık daraldı, depresyon hallerim diyorsunuz ya. Evet, dış dünyaya atarken kurallarınızı, kendinizi zora sokacak olayların karşısında kalmayın. Gideceğiniz seyahatlerde sizi suçlamalara sebep olabilirler. O yüzden gidin ama dikkatli ve kontrollü şekilde hayatınıza müdahale ederek dengeleri bozmadan ihmal etmeyin diyorum. Özellikle sağlığınızla ilgili bel ve boyun, diş ve kemiklerle ilgili hassas olabilirsiniz. Bu ara yediğiniz, içtiğiniz şeyler vücuduna sızlatır gibi olabilir. Bu bel ve diş kemiklerle alakalı ölçümlerinizi yaptırın. İleride daha büyük sorun yaşamayın istiyorum. İş hayatınızda evet, özellikle aynı döngüdeyseniz iş hayatınızda farklı hareketler, yeni görüşmeler, yeni iletişimler sizin hayatınıza renk katacak. Özellikle de eğitim konularında akademik anlamda çok kalıcı ve uzun vadeli projelere atılabilir ve bu konular sizin için faydalı olacak. Yani kariyer için doğru fırsatlar, kalıcı evreler söz konusu olacak. Evet, aşk. Aşk değil de evlilikle ilgili yaşadığımız travma ya da ilişkimizle alakalı yaşadığımız olaylar bizi yordu. Yani belki o yüzden özgür olmak, o yüzden ruhunuzu iyileştirmek, artık o alanın içerisinden bir kurtulayım da derin bir nefes alayım diyorsunuz. Ama onsuz da yapamıyorsunuz, onu da yapamıyorsunuz. Yani bu ilişki bitmez kolay kolay ama birbirinizi sözler, ifadeler sertliği var. Bunları yumuşattığınız takdirde ruh ikizisiniz ama zıt ruh ikizi olduğunuz için birbirinizde çatışmalar yaşıyorsunuz. Bunları bir öğrenmek lazım. Sizde de hata var, onda da hata var. Birlikte aşabilirsiniz ama ikiniz de çok inatçı olduğunuz için ve özgür ruhlu olduğu için de aşamıyorsunuz. Belki ilişki terapisi de iyi gelebilir. Ya yani baş başa tatilde bile birbirinizi yiyorsunuz. O yüzden ilk önce bir ilişki terapisi de size iyi gelecek. Geçmişte alakalı kafanızda konuşmak istediğiniz ve beni kalben incitti ve beddua ediyorum dediğiniz kişiyle iletişim olacak ama gelecek evreniz yok gözüküyor. Evli olanlarda evet hoşgörülü dönem başlayacak. Birbirimizi daha ılımlı şekilde anlayacağımız, daha konuşmalı noktalar söz konusu olacak. Bir de ailemize ait 3. ya da 7. katta bir ev konumuz var. Bu ev satılacak ve size ev alınacak olarak gözüküyor. Bu enerji de sizi mutlu edecek. Eğer oğlunuz varsa hanenizde araba alabilir ya da siz ailenin oğluysanız araba isteyebilirsiniz. Bunun sevincini yaşayacaksınız. Bu da sizi mutlu edecek. Hanenizde mühendis ya da elektronik mühendisi ya da kimya mühendisi varsa büyük bir iş anlaşması var ve buna mutlu olacaksınız. Özellikle 14-17 yaş arası bir
çocuğunuz ya da siz bu yaştaysanız güzel başarılarınızla ilgili planlarınız, hayal ettiğiniz şeyleri gerçekleştireceksiniz. Bu ara yurt dışı planlar olan ya da şehir dışı planlar, evet yolculuklarınız var. Dikkat edin. Hani haksızlığa uğrayacaksınız. Bu ara paranız çalınabilir, parayı kaybedebilir ya da parayı düşürebilirsiniz. Dikkat diyorum, cebinizde akrep olabilir. Bu siz bile bile düşürebilirsiniz. Kendinize zarar vermeyin lütfen. Yalnız bu araba, bu ara araba mı alacaksın? Ayakkabı, kıyafet konularımızda daha renkli, hareketli şeyler evresindeyiz. Bol bol ayakkabı, bol bol enerjimize iyi gelecek kıyafetler gözüküyor. Fazla abartıyor olabilirsiniz. Bu ara estetik yaptırmak isteyen, botoks dönemi gelen ya da burnunu beğenmeyenler için olabilir. Yaptırabilirsiniz. Bir sıkıntı hissetmiyorum. Bu da size iyi gelecektir. Hoşça kalın, mutlu kalın.